Evet, öncelikle merhaba arkadaşlar. Beni yakından takip edenler ki özellikle Instagram'dan takip edenler konunun şu an ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Geçtiğimiz haftalarda kanalımda Tus adındaki bir Yunan rapçi hakkında video çekmiştim ve o video içerisinde Tus isimli karaktersizin ne gibi adilik yaptığını, Türk kadınlarına neler dediğini, Türk kadınlarına nasıl hakaret ettiğini anlatmıştım. Ve Yunan rapçi Tus'u yaptıklarını anlatıp kendisine tepki gösterdiğim videodan sonra ise Tus benim ve kız arkadaşım Şeyda Erdoğan hakkında sosyal medyada Instagram hesabında çeşitli paylaşımlarda bulunmuştu. Eminim ki aranızda konuyu hiç bilmeyenler veya önceki videoyu izlemesine rağmen yeterince hatırlamayanlar vardır. Bu yüzden önceki videonun önemli bölümlerini gelin bir baştan beraberce izleyelim. Ondan sonra bu konular hakkında Tus olayı hakkındaki açıklamamı yapayım. Evet bakalım Tus denen karaktersiz ne yapmış? Ne söylemiş? Ben onun hakkında neden video çekmişim ve çektiğim videoda neler söylemişim? Gelin bir tekrardan izleyelim. Kariyerinin henüz başındayken bile karakterindeki zayıflıkları ortaya çıkaracak bazı şarkılara imza atmıştı. Tus'un kariyerindeki sıçrayış olarak belirtebileceğimiz tüm şarkılarda ırkçılık ve nefret söylemleri vardı. Tus'un tepki çeken ırkçılık ve nefret söylemleri içeren ilk şarkısı Bulgar kadınlarıyla alakalı yapmış olduğu Bulgares şarkısıydı. Büyük bir tepki ve nefret toplayan Tus geçtiğimiz günlerde uzunca bir sürenin ardından yeni bir şarkı yayınladı. Tus isimli Yunan rapçi yeni şarkısında hedefine Türk kadınlarını koymuştu. Türk kadınlarıyla alakalı yapmış olduğu şarkıda şu sözler geçmekteydi. Bana küçük büyük Türk kızlarını getirin. Erdoğan çalışıyor Yunan keyifle Türk kızlarını nokta 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 diye. Rum kızlardan da hoşlanıyorum ama Türk kızlardan daha fazla hoşlanıyorum. Türk kızlar para için ya da ünlü olmak için yatıyorlar kalkıyorlar. Kendimi Rum Acun Ilıcalı gibi hissediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli gidiyorum. Her gece başka bir Türk kızıyla yatıyorum, kalkıyorum. Kıbrıs sorununu ben çözeceğim şerefsizler. Türk erkeklerini gönderin, sadece Türk kızlar kalsın. Bana küçük büyük yaşta Türk kızları getirin. Evet, olay kısaca bu şekildeydi. Şimdi Tus'la alakalı açıklamamı yapmadan önce açıklama yapmam gereken, daha öncelikli olarak açıklama yapmam gereken bir konu var. Özellikle son haftalarda veya son aylarda diyeyim buna, sağda solda şu yorumları çok fazla görmeye başladım. Özellikle hakkımda yapılan paylaşımlarda. İşte gündemde bir konu olunca neden Burak Güngör hemen video çekiyor? Burak Güngör prim mi yapıyor? İşte niye diğer büyük kanallar video çekmiyor bunların hakkında vesaire diye. Arkadaşlar YouTube'da herkesin bir konsepti var. Yani burada idrak etmeniz gereken en önemli nokta benim kanalımın konseptinin gündem ve güncel içeriklerden ibaret olmasıdır. Yani o hafta gündemde Çorumlu kız varsa ben Çorumlu kız olayını araştırır ve bunun hakkında video çekerim. O hafta gündemde Tus olayı varsa veya Tus olayı gündeme gelemediyse fakat gündeme gelmeyi hak ediyorsa ben bunun hakkında video çekerim. İzleyicilerim gündeme getirmeye çalıştığım bu konuyu izlerler veya izlemezler. Severler veya sevmezler. Fakat benim kanalımın konsepti tam olarak budur. Diğer kanalların bu konuyla alakalı video çekmeme sebebi ise şu anda Türkiye'de sadece güncel olaylarla alakalı video çeken az sayıda kanal var. Ve bu kanallar arasında da en büyük abone sayısına sahip olan kanal benim. Yani aslında bu durumu çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Bugüne kadar hiçbir futbol programının veya hiçbir komedi programının, örnek veriyorum Beyaz Şov'un, bir cinayetle alakalı haber yaptığını, bir cinayetle alakalı konuştuğunu veya Çorum'da kaybolan kızla alakalı konuştuğunu gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü o programların konsepti bu konuları konuşmaya uygun konseptler değil. Yani Kafalar veya Enes Batur veya Berkcan Güven veya Rain Man gündemle alakalı eğlenceden uzak bir konu hakkında elbette ki video çekemezler. Çünkü bu onların konsepti değil. Bu onların kitlesine hitap eden bir içerik değil. Ya burada aslında konseptin ne olduğu falan da çok önemli değil. Tus denen bir karaktersiz Türk kadınlarına ağza alınmayacak laflar söylüyor. Hakaret ediyor. Küfür ediyor. İşte diyor ki Cumhurbaşkanınız Tayyip Erdoğan çalışsın ben Türk kızlarını bilmem ne yapayım diye. Ve ben bu adama çıkıp tepki gösteriyorum. Adam bunun altına gelip prim yazıyor. Prim. Bana göre şeref olan şey ona göre prim oluyor. Fakat o yorumları yazan sevgili arkadaşlar her videoya prim yazabilirsiniz. Bakın her videoya prim yazabilirsiniz. Fakat Tus denen bir karaktersiz çıkıp Türk kadınlarına hakaret ediyor. Türk kadınları kim? Annen, kız kardeşin, ablan, kız arkadaşın, benim annem, senin annen ve ben bu ahlaksız insana tepki gösterdiğim için primci oluyorum. Neyse er ya da geç bunun da bir içerik olabileceğini, YouTube'un sadece challenge'lardan, eğlence videolarından, kıyaslama videolarından, acı biber videolarından ibaret olmadığını bir gün anlayacaksınız. O güne kadar ben sabretmeye devam ederim. Hiçbir problem yok. Şimdi gelelim önceki videoda yer almayan, önceki videodan sonra yaşanılan Tus'la alakalı olaylara. Yanılmıyorsam ben önceki videoyu yayınladıktan bir gün sonra Tus Instagram storiesinden benim fotoğrafımı paylaştı. İşte domuz emojileri koydu, Türklere küfür etti, hakaret etti vesaire bir şeyler yaptı. Yine aynı şekilde Türk kadınlarına hakaret ettiği videodan bir fotoğrafa, o fotoğraftaki bir insana benim kafamı koydu, işte yukarı kaydırın diye story attı vesaire. Özetle benim üzerimden Türk insanına küfür etmeye, Türk
Türk insanıyla dalga geçmeye tam gaz devam ediyordu. Bunları yaptıktan sonra kendisine hiçbir şekilde küfür etmedim. Hiçbir ahlaksız ithamda bulunmadım. Çünkü ben kendime yakışanı yapmak zorundaydım. Tek yaptığım şuydu. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi Instagram'da da kendi kitlemi konu hakkında bilinçlendirmek, Tuz denen karaktersizin Türk kadınlarına ettiği hakaretleri, Türk kadınlarına ettiği küfürleri kitleme anlattım. Ve sonrasında kitlem de tabii ki bu hesabı spamletip kapatmak istedi. Fakat ne yazık ki hesabı kapattıramadık arkadaşlar. Bunun sebebi de şuydu. Instagram'ın algoritması gereği bir hesabın etkileşimi yüksekse sabaha kadar da spam atsanız o hesap kapanmaz. Ve bizim insanımız da Tuz'un hesabını spamletip geçmek yerine Tuz'un fotoğraflarının altına binlerce küfür yazdığı için hesabın etkileşimi bir hayli arttı ve haliyle de Instagram hesabı kapatmadı. Sonrasında Tuz'la alakalı ne Instagram'ımdan, ne Twitter'dan, ne YouTube'dan hiçbir paylaşımda bulunmadım. Konu benim için kapanmıştı. Tuz denen karaktersizin ne olduğunu zaten insanımız bir hayli görmüştü. Ki bu süreçte bana gelen mesajlarda gördüğüm şey şuydu. Tuz Türklere hakaret ve küfür etmeye aynı şekilde devam ediyordu. Ki kendisine neden böyle bir şey yaptığını soran birkaç Yunanca bilen Türk arkadaşımıza da çeşitli küfürler etmiş. Irkçılığa tam gaz devam etmişti. Yani burada anlamamız gereken asıl nokta şu. Tuz Türk insanından, Türk milletinden nefret ediyor. Ve bu adamla alakalı bilmemiz gereken bir şey daha var. Bu adam tam bir ilgi manyağı. Bu insan yani insanlara kendini sevdirmeye çalışmak gibi bir gayesi yok. Bu adamın tek derdi ilgi görmek. Bu iyi olmuş veya kötü olmuş. Onun için fark eden hiçbir şey yok. Ki bunu da şuradan çok net anlayabiliriz. Kendisine gelen küfürleri storiesinden paylaşıyor. Onun profilinde küfür eden insanların Türk olduğunu bildiği için işte storiesinden bir anket yapıyor. Son şarkımı kim daha çok beğendi? Türk bayrağı koyuyor, Yunan bayrağı koyuyor. İnsanımız da haliyle Yunanca bilmediği için orada Türk bayrağını işaretledi diye de işte Türkler daha çok sevdi benim şarkımı diyerek story atmaya devam ediyor. Sonuç olarak bu adam Türk insanıyla dalga geçiyor. Ki tabii ki bu süreçte Tuz'un yaptığı birkaç ahlaksızlık daha var benim az önce saymadığım. Örnek vermek gerekirse Şeyda ile çektiğim bir videonun altına gelip Şeyda'yı beğendiğini yazmıştı. Bakın çok sakin bir şekilde anlatıyorum. Çünkü gerilmemi gerektiren bir konu yok. Tuz karaktersiz, adi, şeref yoksunu bir insan. Buna rağmen bu videoda kelimelerimi son derece dikkat ederek kullanıyorum. Çünkü Tuz denen karaktersizle aynı seviyeye düşmekten bir hayli korkuyorum. Neyse bu anlattıklarımın üzerinden yaklaşık olarak bir hafta, bir buçuk hafta falan geçti. Bu süreç içerisinde benim hakkımda bir şey paylaşmadı. Paylaştıysa da ben görmedim, bana gelmedi. Fakat dün izleyicilerimden gelen mesajlar üzerine Tuz'un profiline girdim ve Tuz'un profilinde birini buraya koyduğum iki gönderiyle karşılaştım. Gördüğünüz üzere birinde benim fotoğrafımı bir tişörtün üzerine bastırmıştı. Diğerinde ise kız arkadaşım Şeyda Erdoğan'ın yanına Photoshop'la kendisini eklemişti. Şimdi aslında kelimelerimi dikkatli seçmem gereken nokta tam olarak burası. Çünkü ben bu kanalda hiç kimseye küfür etmedim. Küfürün bir çözüm olduğuna inanmıyorum. Ki bunu birçok videoda defalarca izleyicilerimle de paylaşmaya çalıştım. Dedim ki karşılaştığınız zorluklara, işte karşılaştığınız zor insanlara karşı çözümünüz hiçbir zaman küfür olmasın. Daha doğru bir iletişim yolu seçin. Her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde insanlarla konuşun dedim. Fakat şu anda karşımda şeref yoksunu, karakter yoksunu, bir hayli adi ve her şeyden önce belli ki bu hayatta değer verdiği insanlar olmayan bir varlık var. Şimdi videonun bundan sonraki kısmında tıpkı Tuz'la konuşuyor gibi konuşacağım. Çünkü biliyorum ki onun çevresinde Türkçe bilen biri benim videomu ona son derece çevirmiş. Çünkü benim videoda söylediğim şeyleri gayet anlamış bu adam. Belli ki çevresinde Türkçe bilen biri var. O yüzden videonun bundan sonraki kısmında onunla konuşuyor gibi konuşacağım. Ki zaten yine storiesinde benim fotoğrafımı paylaşıp üstüne o nokta nokta çocuğu yazmıştı. Anladığım kadarıyla ya öpe öpe ya da kendisine gelen küfürlü yorumlardan Türkçeyi öğrenmeye yavaş yavaş başladı Tuz. Bu yüzden direkt olarak onunla konuşuyorum. Sevgili Tuzçuk, öncelikle sen ırkçı bir insansın. Aynı zamanda sen pedofili hastasısın. Bunu niye diyorum? Şarkında geçen bir söz yüzünden diyorum. Şarkında ne diyorsun? Bana küçüklü büyüklü Türk kızlarını getirin. Yine aynı şekilde. Şarkında ne diyorsun? Tayyip Erdoğan çalışıyor. Ben Türk kızlarını nokta 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 yapabileyim diye. Yine aynı şekilde ne diyorsun? Türk kızları ünlü olmak için her şeyi yaparlar. Ben onlarla yatarım, kalkarım vesaire. Ve yine aynı şekilde ırkçılık kısmı ile alakalı söylüyorum. Kıbrıs sorununu ben çözeceğim, şerefsizler. Şimdi öncelikle ben bu videoyu Konstantinopoli'de değil, İstanbul'da çekiyorum. Hani o şarkılarında, storylerinde falan Konstantinopoli diyorsun ya, o Konstantinopoli değil sevgili Tuz. 1453'ten beri İstanbul. İstanbul'u sevebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. İstanbul'un seveni çok. İstanbul çok güzel bir şehir. Fakat ne senin şarkılarında söylediğin gibi, ne storylerinde yazdığın gibi Yunanlıların değil, İstanbul Türklerin olan bir şehir. Türkiye'nin bir şehri. Neyse bu kısımlar çok önemli değil. Ben zaten Tuz'un bu tarz konularda çok bilgi sahibi olduğuna da inanmıyorum. Çünkü bilgi sahibi olan kültürlü bir insan zaten en başta ırkçılık yapmaz. Şimdi ben sana neden karaktersiz dedim onu açıklayayım. Şimdi belli ki senin Türk insanıyla bir problemin var. Bu net. Fakat bu sorunun sebebinin ben kadınlar olduğuna inanmıyorum. Sen
Türk insanıyla olan problemini kadınlar üzerinden vurarak çözmeye çalışıyorsun. Yani günümüzdeki karaktersiz insanların birçoğunun yaptığı şeyi yapıyorsun. Öncelikle şunu belirteyim. Bunu sadece senin nezdinde söylemiyorum. Bir probleminiz varsa, bir erkekle bir probleminiz varsa o erkeğin kadınına, annesine küfür etmeyin. Kadınlar sizin oyuncaklarınız değiller. Ben bugüne kadar sorun yaşayan, kavga eden hiçbir kadının karşı tarafın erkek arkadaşına, babasına küfür ettiğini görmedim. Bu ne yazık ki bizim cinsiyetimizin yaptığı bir ayrımcılık, bir haksızlık ve hatta biraz daha ileri gidiyorum, bana göre bir adilik. Tus Efendi şarkısında ne diyor? Türk kızları ünlü olmak için yatarlar kalkarlar, hiçbir işe yaramazlar. İşte onlar sadece yatmaya kalkmaya yararlar. Onları çok seviyorum. Bir ton hakaret, bir ton iftira, bir ton yalan dolan. Şimdi öncelikle Tuzçuk Efendi, Türk kadınlarının ne kadar kahraman insanlar olduğunu, ne kadar kuvvetli olduklarını, ne kadar güçlü olduklarını öğrenmek istiyorsan bunu kitaplarda arama, internette de arama. Bunu çevrende tanıştığın Türklere de sorma. Bunu kime sor biliyor musun? Bunu dedelerine sor. Ve o hiçbir işe yaramaz dediğin Türk kadınlarının kucağında bebeği, sırtında mermisiyle cepheye mermi taşıdığını sana anlatsınlar. O hiçbir işe yaramaz dediğin Türk kadınlarından aralarında 70-80 yaşında olan insanların sırtında 10 kiloyla, 20 kiloyla, bazen 50 kiloyla cepheye götürdüğü cephanelikleri anlatsınlar sana. İşte o zaman Türk kadınlarının kim olduğunu sen benim burada anlattığımdan çok çok daha iyi öğreneceksin. Ki zaten işin özünde anlatmaya çalıştığım şey sadece Türk kadınlarına söylediğin şeyler değil. Sen Rus kadınlarına da, Bulgar kadınlarına da, Türk kadınlarına yaptığın gibi çeşitli iftiralarda, hakaretlerde bulunmuş bir insansın. Ya da insan adayısın. Ya da işte sözde insansın yani. Şimdi sana çok net, açık bir çağrım var. Bu mesajı eğer dinliyorsan, önceki videoya yaptığın gibi biri sana Türkçe'ye çeviriyorsa beni iyi dinle. Seni Türkiye'de misafir etmek isterim. Yani gerçekten Türkiye'ye gelmeyi düşünürsen eğer, seni karşıma alıp şöyle yüz yüze bu konuları detaylıca görüşmek isterim. Eğer bir gün Türkiye'ye böyle yanlışlıkla falan bir yolun düşerse mutlaka seninle karşılaşmayı, seninle yüz yüze gelip seninle konuşmayı çok ama çok istiyorum. Ha bu arada, yok tabii ki ben gelirim diyorsan sana söz veriyorum. Ulaşım masraflarından konaklama masraflarına kadar her şeyi ben karşılayacağım. Yeter ki sen gel, biz seninle bir yüz yüze gelelim. Ha bunu neden istiyorum açıkça söyleyeyim. Meraktan. Şunu merak ediyorum. Storylerinde, şarkılarındaki kadar cesaretli misin? Oralarda söylediğin şeyleri bir Türk'ün yüzüne de söyleyebilir misin? Merak ediyorum. Eğer teklifimi kabul edersen, benim teklifim istediğin süre zarfında açıktır. Ulaşım ve konaklama masraflarını karşılarım. Sadece seninle yüz yüze gelebilmek için. Sevgili, şerefini sevdiğim Tuz. Evet, merak edilen, Instagram'dan devamlı sorulan, paylaşılan, sayfaların paylaştığı Tuz olayı kısaca bu şekildeydi. Ve eğer bu konu hakkında bir şey yapmak istiyorsanız arkadaşlar, az önce de anlattığım gibi lütfen şu hataya düşmeyin. Bu adamın gidip Instagram fotoğraflarının altına Türk bayrağı atmayın. Küfür etmeyin. Bu adamın şarkılarının altına gidip küfür etmeyin. Türk bayrağı paylaşmayın. Bu konuda bir şey yapmak istiyorsanız YouTube'dan şarkısını YouTube'a şikayet edin. Instagram'da da Instagram hesabını spamleyip geçin arkadaşlar. Bunun sebebini, videonun o kısmını belki atlayanlar vardır diye tekrardan söylüyorum. Bu adama yorum yazdığınız zaman hesapların etkileşimini arttırıyorsunuz ve attığınız spamler boşa gidiyor. Evet, video kısaca bu şekildeydi. Gerçi kısa mı oldu onu da bilmiyorum. Kurgudan sonra belli olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Instagram hesabımdan da bana görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve video önerilerinizi atmayı lütfen unutmayın. Attığınız mesajların hepsini görüyorum, hepsini okuyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.